Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte süper fresh pizza tost pişireceğiz, hazırlayacağız arkadaşlar ve lezzetine bakacağız. Öncelikle belirtmek istiyorum ki arkadaşlar süper fresh pizza tostu ben de sizlerle birlikte ilk defa deneyeceğim ve bu süper fresh pizza tostun çok fazla çeşidi var. Ben süper fresh çikolatalı pizza tostu ve de süper fresh pizza toz çedar peynirliği yapacağım. Ve arkadaşlar bu ikisini yaparken normalde bu toz makinesinde pişirilen bir pizza toz ama ben hem tost makinesinde pişireceğim hem de fırında pişireceğim. Yani arkadaşlar bir tanesini tost makinesinde bir tanesini de fırında pişireceğim. Neden fırında pişireceğim? Arkadaşlar her zaman için Bizlere fırında pişirmek daha kolay geliyor Bu sebeple fırında piştiğinde Bu pizza tost nasıl olacak Lezzetli olacak mı Onu da merak ediyorum Ve sizlere de fikir olması açısından Böyle bir şey denemek istedim Şöyle bir yakından bakmak gerekirse Arkadaşlar Bu cheddar peynirli Pizza tostun içerisinde Görmüş olduğunuz üzere ve adından da anlaşılacağı gibi çedar peyniri ayrıca sosis var. İçerisinde 2 adet toz bulunmakta net olarak 250 gram trans yağ yoktur diyor. Isıtılmış toz makinesinde 8-10 dakika orta derecede diyor. Çözülmesini beklemeden pişir yediyor arkadaşlar. Şöyle üzerinde nasıl yapacağınızı anlatan bir görsel de var. Süper fresh pizza tostunuzun çözülmesini beklemeden önceden ısıtılmış tost makinesinin içine yerleştirip orta derece ısıda 8-10 dakika ısıtınız. Alt ve üst yüzeyi kızardığında servise hazırdır diyor arkadaşlar. Pişirmesi gerçekten kolay. Fırında pişirirken de yine aynı oranda yapacağım yani arkadaşlar orta derecelerde 160-170 derecede pişireceğim tabii ki pişirme aşamasında şayet ki pişmemiş olursa bu dakikayı ben 8-10 dakikanın üzerine de çıkarabilirim ve arkadaşlar baktım ki daha çabuk pişti o zaman düşürebilirim de çünkü fırında pişirme süresi ve derecesi yazmıyor ve biz de sizlerle birlikte ilk defa deniyor olacağız. Hemen şöyle paketi açalım. ve ben size pizza tostları göstereyim şu an dondurulmuş halde böyle arkadaşlar iki tane tost çıkıyor ben cheddar peynirli olanını tost makinesinde pişireceğim çikolatalı pizza tostlarını da fırında pişireceğim arkadaşlar hemen onu da açıyorum onun da yine aynı şekilde Hiçbir şekilde arkadaşlar tostların içerisi gözükmüyor. Tamamen kaplı ve hamuru pizza hamuru içerisinde de arkadaşlar. Bir tanesinde çikolata diğerinde de çedar peyniri sosis var. İçerisi gözükmüyor. Bakalım lezzeti nasıl olacak. Hemen çikolatalı olanları önceden ısıtmış olduğum 160-170 derecelik fırına. Çedar peynirli olanları da arkadaşlar önceden ısıtmış olduğum orta derecede ısıtmış olduğum tost makinesine koyacağım. Pişirdikten sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar süper Fresh çikolatalı pizza tost fırından çıktı. Bu pizza tostumuzu fırında yapmıştık. Öncelikle ben fırında yapmış olduğumuz pizza tostun lezzetine ve nasıl piştiğine bakmak istedim. Ve zaten ilk öncelikli olarak fırındaki pişti arkadaşlar. 8-10 dakika kadar pişirmeyi düşünüyordum. Fakat daha çabuk pişti. 160-170 derecede 6 dakikada pişti arkadaşlar. Şimdi şöyle hemen pizza tostumuzu keselim. Ve içerisini gösteriyorum. Çikolata erimiş arkadaşlar. Şöyle Bir de lezzetine bakacağım arkadaşlar. Lezzetine baktım. Lezzetine gelirsek arkadaşlar, ne bir pizza ne de bir tost. Açıkçası sadece aç olduğunuzda karnınızı doyurmak için, hızlı şekilde karnınızı doyurmak için tercih edebileceğiniz bir ürün. Ben çok fazla sevmedim diyebilirim. Evet, kötü bir ürün değil fakat arkadaşlar tam bir Albenisi de yok. Ayrıca fırında tam anlamıyla pişti ve çok çabuk pişti. Bunu ekstra olarak bir daha eklemek istiyorum. Şimdi bir de pizza tostun cheddar peynirli olanına bakalım. Tost makinesinde pişirmiştik onu da. Arkadaşlar şimdi süper fresh pizza tost, cheddar peynirliyi tost makinesinde pişirmiştik. Onun lezzetine bakacağız. Görmüş olduğunuz üzere bu da gayet güzel pişti. Hemen kesiyorum arkadaşlar. Ve daha keserken çedar peyniri çıkıyor içerisinden. Bu şekilde şöyle bir içine bakmak gerekirse arkadaşlar yoğunlukta çedar peyniri var ve ayrıyetten çok ama çok az miktarda sosis var. Elbette baharatlar da var içinde ama arkadaşlar öyle çok dolu dolu bir pizza tost değil ama buram buram yoğun bir cheddar peyniri olan bir pizza tost. Şimdi bunun da lezzetine bakıyorum. Arkadaşlar cheddar peynirli pizza tostunda lezzetine baktım. Evet buram buram çedar peyniri geliyor. Ama her ısırıkta başka bir malzeme gelmiyor. Sosis gibi mesela. İçi bence fazlasıyla boş arkadaşlar. Hamuruna gelirsek tam bir pizza hamuru. Zaten lezzeti tamamen pizza hamuru lezzeti var. Malzemeden çok arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte süper fresh pizza tost denedik. Çikolatalı pizza tost ve de pizza tost cheddar peynirli. Şöyle bir ikisi arasında karar vermek, karşılaştırmak gerekirse arkadaşlar, ben çikolatalı pizza tost'u daha çok sevdim. En azından içerisinde çikolata bulunduğu için daha yenilebilir bir kıvamı var. Ayrıca onu fırında pişirmiş olduğum için hamuru daha bir çıtır oldu ve iç malzemesiyle sanki daha bir güzel oldu. Diğer çedar peynirli olanını tost makinesinde pişirmiştim. Hamuru daha bir hamur hamur kaldı bence arkadaşlar. Çedar peynirli olanını da fırında pişirsek daha güzel olabilirdi. En azından yerken hamur lezzeti almazdık. Yani arkadaşlar. Özet geçmem gerekirse şayet ki bu pizza tosttan alacaksanız kesinlikle fırında pişirmelisiniz. İnanın bana tost makinesinde uğraşmanıza değmez. Hatta fırında pişirmeniz hem daha pratik olacak hem de tostunuzu daha lezzetli yapacaktır. Evet bu pizza tost kötü bir pizza tost değil. Aç olduğunuzda pratik olarak hazırlayabileceğiniz bir pizza tost ama lezzeti çok aşırı mükemmel bir pizza tosta değil arkadaşlar dürüst olmak gerekirse umarım ki bu videom sizlere faydalı olabilmiştir. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Sorularınız varsa bana yorumlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.